Bundan 700 yıl evvel Bursa'da iki tane kafadar yaşarmış. Bu iki kafadar birbirleri arasında dükkanlık yaptıkları için sürgüne gönderilmişler ve o günden sonra kendilerinden haber alınamamıştır. Bu hikaye acımat ile Karagöz'ün hikayesidir. Tevekkül ya Allah! Sekizde sefa edince cefa olmaya zinhar, olmaya zinhar. Altı ile beş dört ile hiç başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. Üçün ikisi terk ile gör takala bir yar. Şimhi bahtım yanmadan şu rölinir perdemiz erbabı dikkat olana celvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden hisse alsan bu sözden. Perdeyi sanma bezden kemalattır perdemiz. Karagöz'üm? Yani işte öyle. Karagöz'üm neyse bu kıza talip çıkmış. Ne çıkmış? Talip, talip. Hadi ya, vallahi mı? Allah Allah, nasıl bir şey ki? Karagöz'üm, o problem değildi. Hatice abla kefen parasını toplamış. Ondan sonra gitmiş çalgıcılara bakmış. Ne yapmış? Çalgıcılara bakmış. Allah Allah, niye? Karagöz'üm niye olacak? Kız tarafını, pardon nişanı kız tarafı yapar ya hani. Evet. İşte o yüzden bakmış. Vallahi kaç lira demişler? 2000 mecidiye demişler Karagöz'üm. Ha, 2000 mecidiye mi? 1, 2, 3, 4. Karagöz'üm sayma çok çok. 5, 6, 7, 8. Karagöz'üm vallahi çok. Vallahi çok. Mali makam ya. Vallahi billahi. Karagöz'üm öyle mali makam değil. Bunlar şarkıları endamlı söylemeye yarıyorlar. Nasıl yani ya? Karagöz'üm neyse ben size en iyisini notu öğreteyim. Allah Allah. Tamam tamam. Ben onu biliyorum ya. Hani böyle kayığın arkasına oturuyorsun. Ondan sonra kara görününce diyorsun ki kara var, kara var. Karagöz'üm. Değil mi? Yok Karagöz'üm ne alakası var? O biri bir kere rota bile değil. Hadi ya. Nasıl bir şey peki bu? Karagöz'üm bak en iyisi ben şimdi söyleyeceğim sen tekrar edeceksin tamam mı? Hadi bakalım tamam. Bak Karagöz'üm. Ne? O ne demek arkadaş? Karagöz'üm sen tekrar edeceksin sonra anlayacaksın ne olduğunu. Ya, tamam hadi bakalım. Karagöz'üm daha kibar. Ya emin misin? Evet evet eminim. Biraz daha kibar olursa olacak gibi Karagöz'üm. Tamam hadi bakalım. Başta sen söyle. Lütfen do. Karagöz'üm öyle kibar. Karagöz'üm insan hiç komşusundan para alır mı canım? Böyle iyilik yapacağız işte. Kaç lira aldın? Karagöz'üm ne kaç lira aldım canım? İnsan komşusuna iyilik de ne yapamayacak? Vallahi billahi ne kadar art niyetli bir insansın sen. Kaç lira kaç? Onu söyle sen bana. 500. 500 lira. Oh.
Çalgıcılar kaç lira istedi? 2000 mecidiye. Bak Cici amcam. Şimdi benim bu eşek var ya. Evet Karagöz'üm. Onu satarız. Evet Karagöz'üm. Ondan sonra gideriz. Naziplere deriz ki kardeşim siz bu mahallede oturmuyor musunuz? Doğru Karagöz'üm. Bu mahallede oturmuyorlar mı yani? Vallahi billahi iyi aklına geldi. Sonra deriz ki madem bu mahallede oturuyorsunuz siz de kız tarafınıza yığılırsınız. Onu öyle 2000 mecidiye değil davulcu Nazif Efendi 1000 mecidiye yapacaksın. Tabii Karagöz'üm 1000 mecidiye. 2000 mecidiye çok canım. Ondan sonra veririz 1000 mecidiyeyi işte. Sonra Hatice Ana'ya deriz ki biz Nazifler'le konuştuk. Nazifler aynı mahalleden olduğumuz için sizden para almayacaklarmış deriz. Niye Karagöz'üm? Söyleyelim senin eşya sattık işte. Ya adama söyledin böyle eşek meşek. De kadıncağız gururlu incinir canım. Karagöz'üm sen gerçekten iyi bir insansın biliyorsun değil mi? Yok canım ne iyisi ben normal insanım. Bütün normal insanlar böyle yapar ki Hatice hocam. Karagöz'üm saçmalama sen iyi bir insansın. Bütün normal insanlar para biriktirir. Ciddi misin? Yok ya. Benim tanıdığım bütün normal insanlar iyi kalplidir bir kere. Sen oradan onu çıkarma. Hadi bakalım gidelim. Tamam Karagöz'üm. Neredeydi bu davulcu Nazif? Ya ben kahvenin orada gördüm ama. Hadi bakalım. Aa bak normal insanlar komşularına iyilik yapmak için düğünden para bile almazlar. Vallahi çalgıcılar bile Nazif bile. Oy sağ olasın Nazif Efendi. Efendim ne demek rica ederim. Hadi gidelim bakalım şu senin eşeği alalım. Tamam hadi gidelim. Ha, eşeğe bir şey yapmamıştır değil mi bu adam? Ben onu orada dövelim ha. Karagöz'üm yürü. Tamam hadi. Efendim, her ne kadar sürçül lisan ettiysek affola. Tevekkül ya Allah. Bu gecelik oyunumuz burada sona erdi. Biz düğünü yaptık geldik. Vallahi billahi benim eşeğe domatesci İhsan Efendi'den de kurtardık. Ah vallahi billahi. Hatice Ana da pek mi sevindi? Ben dedim ama dedim bizden para almadı dedim. Ondan sonra... Gerçekten de para almadız. Allah razı olsun Nazif Efendi'den de. Vallahi bu işi bağladık. Neyse efendim. Hepinize sağlıklar, saatler, hayırlı akşamlar.